Dur Evet, herkese merhaba. Bu videoda yine ETS artı G29 artı Headgam'la birlikteyiz. Yanımda Sema abi var. Sema abi hoş geldin. Artı Semço, hoş bulduk Mert. Gerçekçi olma. Geçen videoda hatırlarsınız bayağı bir saydırdık. Bayağı bir motorla arabayla ilgili, bayağı trafik kurallarıyla ilgili bir şeyler saydırdık. Sohbet ve anılardan bahsettik. 23 dakikalı yani 23 dakikaya yakın bir bölüm oldu. Umarım kafanızı şişirmemişizdir. Bu bölümde yine Euro Truck Simulator 2'de kariyerimize devam edeceğiz. Tır almaya çalışacağız ve biraz para kazanmaya ihtiyacımız var. Yanımda Sema abi de bana eşlik edecek. ETS'den banım kalkana kadar, kalkmazsa da geçen videoda dediğim gibi yeni bir hesap açıp ya satın alıp oyunu tekrar yeniden, yılbaşı indirimleri geliyor zaten. Öyle oynayacağız. Zor olacak ama mecburuz. Başka çaremiz yok. Sema abi sendeyiz. Şimdi arkadaşlar. O videonun ben çok çok yarısına geldim. Şimdi size birkaç tane şey arkadaşlar söyleyeceğim. Bu arada aranızdan yeni ehliyete girmiş ya da ehliyet almayı düşünenler varsa eğer ki yorum olarak yazsınlar. Benim söyledim bakalım doğru mu değil mi? Trafikte adap denilen bir şey var Mert'cim, biliyorsun değil mi? Aynen abi. Onu yeni yürüle giren bir şey var. Trafikte huzursuzluk, istem dışı hareketler ve trafik kuralını bozacak şeyler yapanlara ceza veriliyor. 6 aydan başlıyormuş. Ne güzel. Çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Bir şey oldu ve ehliyetlere artık çip takıldı. Arabaya vursanız da bir yere, kaçtığınızda ehliyetinizden bulunuyor. Ama olsun. Neyse, bu videoda bu videoda biraz daha güzel şeyler konuşalım. Bence geçen videoda bayağı serttik çünkü. Şimdi bana diyor ki oyun. Oyun diyor ki bana, bir Volvo'muz var diyor. Slipper diyor. Bir de Scania'mız var diyor. En uzun, en pahalı yollardan. Ben Volvo seçeceğim. Scania biraz daha sonlara doğru olsun. Yani. Evet, Volvo'muz da harbi şekil yani şimdi kardeş. Dediğimi yaptım. Kamerayı şöyle sağ üste koydum. Eğer beğenmezseniz mutlaka yorum yazın. Sol ya da sol alta koyabilirim. Sol altta da pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Aslında olur ama deneyeceğiz artık. İşteyse burada kilometremizi falan filan görebileceksiniz. Ben bismillah diye yola başlıyorum. Sema abi sen de güzel bir konu düşün. Hep beraber onu konuşalım. Bu arada vitesi ben aktarmalıdan 2'ye alacağım. 2-4-6 diye gitsin. Kardeşim. Şimdi cebinde 100 milyar olsa hangi arabayı alırdın? Renault Clio Ares. Her türlü. 100 milyar. Evet. 45 olacak. Milyar zaten araba, tamam mı? En sevdiğim renkte zaten o arabanın kırmızısı. Alırım. Tamam mı? Direkt oradan çıkıp bizim Ostim'e giderim abi. Bak. Kardeşler Renault'a. Reklam verme. Yok yok, mahalle şehir olarak geçiyor orası. Ostim'e giderim. Kardeşler Renault'a. Bak, orada bakayım. Güzel bir... Kardeşler Renault'tan bu arada sponsor oldu bize, sağ olsun videomuzda. Kardeşler Renault ama Volvo kullanıyoruz oyunda. Neden? İbnelik. Ostim'de bizim şey var. Kardeşler Renault'da Serkan abi var. Oraya gideriz. Arabaya güzel böyle 21'lik bir jant. Air suspansiyon. Bas sistemi. Subwoofer. İşte Pioneer'ın en son çıkan teyplerinden. Varex kumandalı egzoz. Spor yarış direksiyonu, 3 zamanlı manuel şanzıman falan filan derken arabayı neredeyse 20-30 milyar da arabaya harcarım. Geri kalanını zaten abi alem. Geceler olmasın dun 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 diye öyle. Yani değil mi? Aynen. Sen ne yaparsın abi? 100 milyarın var cebinde. Trink geldi cebine. Ya da biri geldi karşına. Dedi ki sana dedi 100 milyar vereceğim dedi. Bu parayla ne yaparsın dedi. Mantıklı söyleyeceğin cevapları söyle ama. Cıvıtmadan. İşte garaya giderim falan yok ama. Kardeşim bana 100 milyar verseler sadece 50 milyarını kendime ayırırım. 50 milyarını kardeşim veririm. Bağışlarım yani. Ben bağışlamam. Ben kardeşim bağışlarım. Çünkü olan da var, olmayan da var.
Ben bağışlamam. Ben bencil değilim. Ben de bencil değilim ama bağışlamam, hayallerim var. Yok lan, şaka yaptım. Altıma S2000 kardeşim çekerim. Oo. Sonra anasını satayım. Birazcık cafcaflı yaparım. Yalnız ben Varex'e karşıyım çünkü basıyorum kumandaya, susuyor. Ediyor. O iş Susma. olmaz bende. Susmasın diyor yani. Ben karşıyım, taktırdım mı öyle bir taktırırım ki yanından geçtiğim arabanın camları patlar yani. O derecede taktırırım. Ayrıca o arabaya gözüm gibi bakarım kardeşim. Vallahi Gözüm ben de gibi bakarım. bakarım. Bak şimdi neyse bunu söylemeyeceğim ama çünkü korkuyorum, çünkü bizim Mustafa abi var. Sağ olsun, o da çok severim. Dükkanda çok iyi bir abimizdir. Sağ olsun bana mesleği çok iyi öğretiyor. Allah razı olsun ondan. Biri bin olsun. Arabasının lastiğine taş değmesin. Allah ondan razı olsun. Onun oğlu da benim kanalı izliyor. Ona da çok selamlar buradan, öpüyorum. Ardacığım çok selamlar. Mustafa abi sana da çok selamlar. Seni de çok seviyorum. Evet, sendeyiz Mehmet. Bugün yeni Senin gibi doğanda. yalaka seni. Yok lan, yalakalık değil. Estağfurullah. Şimdi Mustafa abi biz severiz, kollarız. Allah razı olsun bize mesleğini en iyi öğretenlerden. Neredeyse doktor sayılabilecek bir insan. Tabi bazen korkutucu olabiliyor. O iğneye böyle lak lak vuruşları falan, çok korkuyorum ondan. Lak. O da vaksi grip falan var. Grip aşısı yaparken tak tak vuruyor. Ucundan böyle fışkırttırıyor falan. Çok korkuyorum ondan. Bizim grubu seviyorum. Evet, dükkandaki grup gerçekten, ama ciddi konuşmak gerekirse gerçekten çalışma ortamım gerçekten mükemmel, çok şükür. Yani çok iyi ablaya, abiye ve çok iyi bir patrona sahibim. Neden bunu söylüyorum bilmiyorum. Ya yani ileride hani işten ayrılırsam falan bu videoyu izleyip kendime küfür edeceğim. Bu arada Mert'cim, şu bizim şeye bir gir de bir şuradan bir şeyler mi yapsak acaba? Cavlatsak mı? 45-40 falan hesabı. Aynen. Abi Skype kapat. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, bizim aslında biz bulmadık yani, biz keşfettik gibi bir şey. Şimdi telefonda bir uygulama var. Zello diye. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Şöyle göstereceğim, biraz ayıp. Zello diye bir uygulama var. Giriyorsunuz buraya. İnternet paketiniz tabii açık olacak ama pek fazla yemiyor internetinizin. Sesi açıyorsunuz. Burada kişileriniz falan var. Bu arada mesajlar yağmaya başladı. Kişilerden falan arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Yani telefon numarasıyla kaydolmuş kişileri kendiniz görebiliyorsunuz zaten şeyde. Sakın telefon numaramı gösterme. Yok. Sen bence Skype'ı kapat, oradan devam edelim abi. Herkes. Skype kapattın mı abi? Evet kardeşim, kapattım şu an sesleri. Dediğim gibi arkadaşlar, böyle bir uygulama. Hani biz ben şuraya atadım düğmesini. Buraya basarak konuşabiliyorsunuz böyle. İstediğiniz arkadaşlar böyle ters gibi konuş, ama yolda şöyle tutup konuştuğunuz zaman insanlar bu ne yapıyor diyebiliyor. O yüzden hem basma hem bırakma sesini ayarladım ki insanlar biraz mantıklı bulsun diye. İşte ETS online serilerimizde de Sonra bu kazanılan bir bilgi olsun. ETS, bir susar mısın? Bir susar mısın? Programı tanıtıyorum. Zello'dan Tamam kardeşim. sponsorluk aldık. yani LFS, ETS, online araba simülasyonlarında bu telsiz gibi şeyi kullanacağız. Umarım beğenirsiniz. Daha yani headcam, telsiz, daha ne olsun bilmiyorum artık. Bu arada Sema abiyle bizim kodlarımız var. Benimki 0626. Sema abininki 3162. 0626 32 62. 30 32 62 dedim ha şimdi. Değeri mi bile? 31 62 demedim. 31-62 değil miydi? 1963 değil miydi ya benim? Hatırlamıyorum cürüm ya. Böyle güzel bir uygulama arkadaşlar. Yakında ETS'de öyle bir projem var.
hani vlog çeker gibi. Hani yani. Merhaba Haaland lan. Ne lan? Tamam bunu kapatalım. Programın boku çıktı. yani hani gerçek tırda vlog çekiyormuş gibi işte. Bir yerden başlayacağız Sema abiyle online'da. Eğer girebilirsem online dediğim gibi. Bir yerde başlayacağız Sema abiyle. Yani ya telsizler, bu telsizleri kullanarak böyle. Zello uygulamasını kullanarak. Bu arada Google Play Store'a Zello yazarak indirebilirsiniz. Ücretsiz bir uygulama. Ben bayağı sponsorluk istiyorum ha. Renault kardeşler. Zello. Ooo kitleyecekler bana. Bu gibi oyunlarda gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum Sema abi ne diyor. Bu arada kronometreyi kapattırdın abi. Bana senin yüzünden kapattım kronometreyi. Şöyle kardeşim söyleyeyim. Eğer ki kanalınıza şarkı yaptırmak istiyorsanız Milim Official'a gelebilirsiniz. Milim Official değil ki o. Milim Müzik Official. Oh kapak çaktı lan herif bana. Vallahi adam kendi kanalını bilmiyor da kapak çaktım adama. Adama kendi kanalıyla kapak atıyorum. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar şaka maka da. Motherfucker kardeş. Şöyle biz söyleyelim. Bazı arkadaşlarımız diyor ki işte yok geliyor bu kanala reklamını yapıyor. Sizler olup gidiyor sonra. Kardeşiz lan biz. Diyor. Biz biz kardeşiz lan. Atarınız kime lan sizin? Ha atarınız kime? Aa Mert'cim. Heh. Bu arada hiçbir zaman sözümüzü unutmuyoruz. Yıl başında bir tane arkadaşımıza ETS veriyorum. Sen veriyorsun ama ben değil. Sen de demiştin ki bir arkadaşımıza GTA 5 veriyorum demiştin. Oha! Tırı kırarım bak şimdi sana ha. Hadi hadi hadi. Gitti git. Ben o kadar zengin olsam kardeşimi alırım lan GTA 5. Bana sözü var beyefendinin bir yıldır. Her neyse arkadaşlar işte. Ama mutlaka bu videoyu izle. Niye? Seni andırıyor çünkü. Senin... Hareket çektim sana. Nah yaptın değil mi? Hayır. Ne yaptın? Okey. İşareti yaptım. Arkadaşlara sorabilirsin. La 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 la. Abi bir tane şarkı seslendir bize ya. Tamam. Daha dün annem. Tır yalpalamaya başladı. Şu araya girer miyim lan? Şu araya girer miyim lan? Şu araya girdim mi lan? Vallahi girdim amına. Tövbe ya. Hadi o zaman şarkı söyleyeyim Mert. Söyle abi. Yollarda. Öyle değil işte. Benim bir yeni yazdığımı söyleyeceğim. Oyun portal, moruk portal oyun. Hangisi lan? Lan oyun portalının reklamını yaptım. Hepsinde sponsorluk istiyorum. Verin! Verin lan! Görü var ya. Ha. Beat'ini de aç ama, beat'ini de aç. De, lan açma, telife melife girerim, sen söyle direkt. Onu ben söylemeyeyim, valla telife girersin. Harbiden. Sen söyle ama sadece. Beat'ini falan açma. Ya ben şimdi söyleyeceğim. Oradan sözlerini çalacaklar anasını satayım. Lan çalsalar ne bok gibi şarkı. Ne? Çok mükemmel şarkı. Çalsalar ne olacak? Dinlerler her gün. Kendileri de söyler. Sen kaşındın lan. Benim videoma geleceksin illaki sen. Sen illaki videoma geleceksin benim. Oyun portal, moruk portal oyun. Neydi? Gerisini o, bilmiyorum. Atmayın. Hap atmayın. Hap atmayın aman hap atlayın aman ay koymazsan Bağdat'tayım bana bakarsan yotok atlayın bunu bazı almazsan şap atmayın. 16'mda büyüdüm ben almış oldum yaralarla. Bir gün Semço bırakmıştı ETS'nin ortasında ilk emanet elimdeydi. Kaygısızca kullandım telsiz bana geldiğinde her şeyi benim sandım. 10 kuruşla gittim sakız aldım geldim eve babam dedi bana gerizekalı git ehliyete. La 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 ye yeah, ye yeah, yo. Camı açtım tükürdüm. Puh. Semih bana dedi ki. Puh. Yok. Semih bana dedi ki girsin bu. Camı açtım tükürdüm. Puh. Semih bana dedi ki. Yeah. Motherfucker. Oğlum ayak sirap yaptık lan. Bu arada arkadaşlar. Eğer ki Mert'le birlikte bir daha bir şarkı yapmamızı istiyorsanız. Bu kanala özel.
yorumlarda belirtin. Oğlum kaç ama tane yaptık ki bir daha yapıyorsun? Yaptığımız şarkılar troll amaçlı oluyor. Oyun portal, moruk portal oyun. Direksiyon üzerine oturacağım dedi ve oturdu. La 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 la. Oyun portal ve taklaya geldik. Oyunları biz ondan öğrendik. O videomda kardeşim 5000 izlendi ya. Oyun portal vs biz. Aa yağmur yağıyorlar. Ya bugün bir tane çocuk bana şöyle kardeşim yazmış. Oyun portal rap diye yazmışsın diyor. Oyun portaldan prim kasıyorsun sen diyor. Evet, ben, evet portal, diyeydin, evet diyeydin. Oyun portal rapini paylaşmadan ben daha paylaştım lan. Gerizekalı velet ya. Vallahi billahi ya. Sen bugünkü olayı biliyorsun değil mi? Bir tane böyle bir tane 10-11 yaştaki velet beni aradı. Ben diyor hackerım diyor seni diyor. Hackleyeceğim aslında, diyor. Aslında bu videoda o çocuğun telefon numarasını yayacağım ben. Yok gerek yok ya. Çünkü arkadaşlar 10-15 yaşındaki bizim... 10-15 de değil lan 10-15 de değil. He. 9-10 yaşında. Bizim izleyicilerimizden arkadaşlar... Bir tane velet bulmuş ve arıyor. Ben bir hacker'ım diyor. Kanalını banlatacağım diyor. Lan sen kim? Bulduğu yer de benim Facebook hesabım ha. Orada yazdım yani direkt. Bu da benim telefon numaram diye. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mert bilgisayarcı. Mert bir kodla o bilgisayarın var ya anasını yani. Oğlum hadi ben yapmam, bizim sınıfta Ayıldız Team'de Team'e üye bebe var orada. Yani. O yapar yani, neyin kafası bu? Ay abi ya hiç uğraşamayacağım. Bu arada Mert'cim. Rap şarkımız, bak şarkımız diyorum. 4409 izlenme, 72 like, 24 dislike'la karşınızda. Hayırlı olsun cür. Bu emek, bak emek seninle benim aslında, biliyor musun? Benlik ne var lan? Bu Milim Official'a yaptığın destekler çok. Yo bir şey yapmadım ki ben. 35 abone olmuşum Mert. Kim? 35 abone olmuşum Mert. Kim? Ben. Ne güzel. Abi çok iyi ya, harbi çok iyi. Tamam. Oğlum ben 15'te kaldım lan. Arkadaşlar. Sizden bir isteğim oluyor. Bu videoyu, hatta geçen attığımız videoyu her yerde paylaşın ki bu motorculara destek olsun. Çünkü yani arabada kullansam ben motorcuların yani bu şiddet görmesini falan filan hiçbir zaman istemiyorum arkadaşlar. Çünkü 7 gün 24 saat boyunca biz motor vlogları da izliyoruz. Araba vlogları da izliyoruz. Ama yapılanlar şey be ya Mert. İp nedir ki? Şerefsizlikten... Ya motorları korumaları gerek... Bak yine motora döndük. Söyleyecekler şimdi bize. Ya korumanız gerekirken o şeyleri... Ya ne yapıyorsunuz? Harbi ayıp bir şey ya. Yani... Selim abi kaç oldu Minecraft çek. Sen GTA 5'i bırak bize, Minecraft çek. Evet Minecraft çek. Şarkının reklamını yapıyor, telife girecek. Yok lan ben söylüyorum. Mert bu arada kardeşim sana bir şarkı yapacağım. Özel bir şarkı. Hadi bakalım. Onu artık tüm oyun videolarında kısık bir sesle kardeşim açabilirsin. Telif hakkı dahi alınmayacak sende. Telifi de bana ver. Evet. Telif de sende. Yalnız benim kanala onu yükleyeceğim. Telif atarsan ağzını bunu dağıtır senin. Ben niye park edemedim bu turu? İkidir park edemiyorum. Goloştur niye girmiyor yerine? Goloştur. Ve arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Mert'in bir çocuğa
kafa atışını görmek istiyorsanız... o videoyu paylaşacağım, o videoyu. Meyve sevenler kulübüne girin. Var mı onun şeyi? Attın mı, yükledin mi sen? Şu anda render'da o. Arkadaşlar o zaman aşağıdaki linke tıklayarak benim durduk yerde, ya durduk yerde bir sebebi vardı ama bir çocuğu dövme sahnemi görebilir, tam olarak gözükmüyor ama konuşmalardan ve yumruklardan anlayacağınız şekilde siz de yorumunuzu bırakabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu dakikaya, bu saniyeye kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabırla abone olmayı, like atmayı ve güzel görüşleriniz yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Bir isteğiniz, bir görüşünüz ve bir istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorum olarak bırakın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günlerde kalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.